Merhaba arkadaşlar. Bugün SketchUp V-Ray 3.6'da basit matematikler serisinin ikinci kısmıyla karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğumuz birinci dersin render sonucunu yine görüyorsunuz. Ve bu dersimizde ise yine şu an ekranda görmüş olduğunuz materyallerin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve de yine kullanmış olduğum kaplamaları ben sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım materyal yapımına. Hemen jenerik materyalimizi oluşturuyoruz arkadaşlar ve buna ismini verdikten sonra arkadaşlar hemen diffuse kanalımızı ekleyeceğiz. Hemen reflection ayarımızı da yapalım. Burada range değerini 0-255 arası yapın arkadaşlar. Bu normalde standardı 0.0-1.0 değerindedir. Burada siz 0-255 arası yapmayı sakın unutmayın. Ve de buradaki RGB'de kodları 10, top 10 yaptıktan sonra arkadaşlar. Burada highlight glossiness değeri kapalıdır arkadaşlar. Hemen bunu açmayı unutmayın. Ve de bunun değerini .55 diye girin. Reflection glossiness değeri ise 0.7. Ve de buradaki Fresnel tikini kaldırın arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra hemen şurada bunu sağ tuşu kopya diyoruz. Ana map'imizi aldık, kopyaladık. Buradan maps bump map'i açalım arkadaşlar ve de buradaki bump map değerini 0.15 ile 0.3 arası değerler iyidir her zaman için arkadaşlar bu ahşap kaplamalarda. Ben burada 0.15 değerini veriyorum. Hemen pastes kopya diyorum ve de bunun içine girip buradaki kaplamasını bump ile değiştiriyorum. İlk kaplamamız oluştu arkadaşlar. Ve de bunu şuradaki objemize uygulayalım. Uyguladıktan sonra arkadaşlar bunun düz oturmasının sebebini daha önceki derslere de anlattım. Sağ tuş V-Ray UV Tools'tan Spherical Project Word yaptığınız vakit düzgün bir şekilde kaplamamız oturur arkadaşlar. Gelelim diğer kaplamamıza. İsmini verdikten sonra arkadaşlar yine hemen girelim. Bitmap. Buradan hemen reflection değerlerimizi gireceğiz. 30 top 30 top 30 değerlerine giriyoruz arkadaşlar. Burada highlight glossiness'imizi yine açalım. .9 reflection glossiness değerimiz .9 Fresnel kapalı olsun arkadaşlar. Burada reflection ayarı açıyoruz. 1.6'dan 1.65'e çekelim arkadaşlar bunu. Yine buradaki map'ini kopyalıyoruz arkadaşlar. Maps bump map'ini açalım. Ve de buradaki değerini .2 değerini girdikten sonra arkadaşlar hemen buraya map'imizi yapıştırıyoruz. Yine buradaki bump map ile bunu değiştiriyoruz. Geri diyoruz. Bunu da uygulayalım arkadaşlar. Gelelim diğer materyalimize. İsmini verdikten sonra arkadaşlar bitmap 3 numaralı dosyamızı tamamdır. Buradan hemen reflection değerlerimizi yine giriyoruz. 25 top 25 top 25 High glossiness değerini .97 diye girelim arkadaşlar. Reflection glossiness değerimiz .95. Fresnel'imiz kapalı olsun arkadaşlar. IR değerimiz 1.6'dan 1.65'e çekiyoruz. Copy diyoruz. Maps bump map'imizi açalım. .2 diyoruz arkadaşlar. Pastes copy diyoruz. Bunu değiştiriyoruz bump map'iyle. Ve de max dip değerini 7 yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu da bunu uygulayalım. Gelelim diğer kaplama yapımına. Diğer kaplamamız arkadaşlar mat bir
siyah elde edeceğiz. Hemen difüz rengini siyah çevirelim. Reflection kısmına girip RGB değerlerini 50 veriyoruz. RGB değerlerini 50 verdikten sonra arkadaşlar Fresnel tikimiz açık kalacak. High Glossiness değerimiz .65, Reflection Glossiness değerimiz .7. Bu materyalimiz de oluştu arkadaşlar. Üzerine uyguluyoruz. Gelelim bir diğer materyalimize. İsmini verdik arkadaşlar. Reflection map'imize RGB değerleri 80, top 80, top 80 değerlerine giriyoruz arkadaşlar. High glossiness değerimiz .7, reflection glossiness değerimiz .87. Fresnel'imizi kapatıyoruz. Reflection ayarımız yine 1.65 yapıyorum arkadaşlar. Bunun map'ini kopyalayalım. Maps. .2 ya da .15 fark etmez. Paste'i kopyalıyoruz. Buradan bump map'imizi de çağıralım. Bu materyalimiz oluştu arkadaşlar. Bir diğer materyalimizi hemen oluşturalım. İsmini veriyoruz. Bitmap. ...140 değerlerini veriyoruz arkadaşlar. High glossiness değerimiz .92, reflection glossiness değerimiz .98, fresnelimiz açık kalsın arkadaşlar. Reflection ayarımızı 1.65 yapıyoruz. Kopyala diyoruz. .15 değerini verelim. Yapıştır diyelim. Buradan bump map'imizi çağıralım. Bunu da buna uygulatalım arkadaşlar. Geldik son kapama ayarımıza. İsmini verdik arkadaşlar. Bitmap. Reflection color kısmına giriyoruz. 25 top 25 değerini verdik. High glossiness değerimiz .6, reflection glossiness değerimiz .65. Fresnel'imiz kapalı arkadaşlar. Kopyalayalım şunu. Maps. Buna .1 değerinde bump veriyorum ben. Bunu da uygulayalım arkadaşlar. Hepsini uyguladıktan sonra arkadaşlar şu an render sonucunu yine ekranda görmektesiniz arkadaşlar. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Yine önümüzdeki günlerde güzel materyal yapımı derslerine karşınızda olacağım. Herkese iyi günler, kolay gelsin.